Sinan. Vukčević. Sinan ceza alanında gol pozisyonunda, vuruşunda top yandan dışarıya gidiyor. Muammer. Sinan ceza alanında gol pozisyonu ve kaleci Okan. Bravo Okan. Vukčević ve top ağlarda. Dakika 4. Vukčević'in attığı golle Zonguldak Spor deplasmanda Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçti. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Sinan ceza alanında Gençler Birliği'nin büyük hatası. Top kaleci Okan'dan dönüyor. Gerilerden gelen Vukčević net bir vuruşla topu ağlara gönderiyor ve 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Serbest atışı Armi kullanacak. Orta. Harun Osman ve direkten dönüyor top. Hulusi ve top şimdi üstten dışarıya gidiyor. Muammer sıyrılıyor rakibinden. Harun gol pozisyonu. Ceza alanına girebilirse, Nezih'den sıyrılırsa tehlikeli olabilir. Ceza alanında ve hareket faul, karar penaltı. Nezih'in Harun'a yaptığı hareketi hakem Yahya Diker penaltı olarak değerlendiriyor. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz değerli seyirciler. Seyrediyorsunuz. Harun ceza alanında. Evet, Yahya Diker'in kararı gayet yerinde ve az sonra penaltı atışı kullanacak Gençler Birliği. Evet, Avni topun başında, Hulusi kalesinde. Avni geliyor, vuruşunda top ağlara gidiyor ve dakika 15, Gençler Birliği beraberliği sağlıyor. Penaltı atışını tekrar seyrediyoruz. Avni ve Hulusi ayrı ayrı köşelerde. Gençler Birliği 15. dakikada Avni'nin penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Durum 1-1. Fuat. Vukčević. Fuat ceza alanında gol pozisyonu, vuramıyor. Vuramıyor, top direkten dönüyor ve son olarak Okan topa hakim oluyor. Sol tarafta Nazmi. Ceza alanı içinde Sinan var. Nazmi gol pozisyonunda, vuruşla top Okan'dan yukarıya dışarıya gidiyor. İlk yarıda son 4 dakika. Avni, Halil İbrahim. Avni gol pozisyonu, ceza alanına girerse tehlikeli olabilir. Halil İbrahim vuruşunda top ağlara mı gidiyor? Hayır, Hulusi son anda topu tokatlıyor ve oyun alanının dışına çıkarıyor. Halil İbrahim ve top üstten dışarıya gidiyor. Top hala Nezih'de ama Nezih yavaş hareket etti. Sinan ceza alanında gol pozisyonu. Büyük Metin'den sıyrıldı. Vuruşu Vukčević ve vuramıyor. Vuruyor ama iyi vuramıyor ve top ceza alanının dışına çıkıyor. Yahya Diker karşılaşmanın 1-1 sonuçlandığını belirten düdüğünü çaldı.